ATP molekülün yapısı şematize edilmiş. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bakın, KVL molekülleri organik, M molekülü inorganik yapıldır demiş. K azotlu organik baz, L 5 karbonlu riboz şeker, M'lerde fosfat. Bu ifade doğru. KVL molekülleri arasında glikozit bağı var. Evet, baz şeker arası glikozit, şekerle fosfat arasında ester bağı bulunur. M molekülü arasındaki bağların kopmasıyla açığa çıkan enerji eşittir. Arkadaşlar, burası 7300 kaloridir. Burası biraz daha azdır. Yani burada bir eşitlik aranmaz. O yüzden cevabımız ne oldu? Venn diyagramında ATP molekülü ve hormonlar arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre X yerine hangileri yazılabilir? Bakın, hormon da ATP de organik yapılıdır. Hücre içinde sentezlenebilme demiş. Evet, ikisi de hücre içinde sentezlenir. Mesela hormonların çoğu dehidrasyonla sentezlenir. ATP harcanır. ATP de zaten hücre dışına çıkamaz. Kan ile taşınma demiş. ATP hücre dışına çıkamaz. Şu anda kullandık bu ifadeyi. Glikozit bağı içer mi? Şimdi hormonlar ya steroid yapıldır arkadaşlar, ya da protein yapıldır, ya da amino asit türevleridir. Doğru mu? Dolayısıyla burada protein yapılı olduğunu farz etsek peptit bağı vardır, ama ATP'nin yapısında mesela baz artı şeker arasında glikozit, şekerle fosfat arasında ester bağı vardır. Dolayısıyla bu ifade de ortak değil. Çünkü bize ortağı sormuş. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip bir nükleik asidin DNA olmadığını kesin olarak söylenebilir demiş. Bakın, sentezinin çekirdekte gerçekleşmesi, eğer ökaryot bir canlıysanız çekirdeğin içerisinde DNA olur ve DNA çekirdekte sentezlenir. Doğru. Ama RNA'lar da çekirdeğin içinde sentezlenir. Fakat DNA olmadığını kanıtlayacağız biz. Bununla kanıtlayamayız zaten. Ökaryot hücrede sitoplazmada bulunuyorsa işte bakın, bu DNA değil. Çünkü DNA ökaryotta nerede bulunur? Çekirdeğin içinde, ya da işte mitokondrinin DNA'sı olabilir, kloroplastın DNA'sı olabilir. Nükleotlar arasında fosfodiester bağının kurulması DNA'da da RNA'da da olabilir. Çift zincirli DNA'dır. Protein sentezi için gerekli şifreyi veren DNA'dır. Burada DNA olmadığını kanıtlayacağız o molekülün. Cevabımız B seçeneği. DNA molekülünün bir kısmı şematize edilmiş. Buna göre açıklamalarından hangisi doğrudur? Bakın, derste de birebir kullandığımız görsellerden bir tanesi bu. Bakın, burada çift halkalı bir X var, tek halkalı bir Y var ve iki hidrojen bağı var. Şimdi A ile T arasında ikili hidrojen bağı vardı. Pürinler, yani AG çift halkalıydı. Dolayısıyla X buradan A oldu, Y T oldu. Tamam mı? Şöyle yapalım. Z ile T arasında üçlü hidrojen bağı varsa bu guanin ve sitozindir. Evet hocam. Peki hangisi çift halkalıydı? Guanin. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Bakın, Z dediğimiz kişi otomatik olarak sitozin oldu. T dediğimiz kişi guanin oldu. O zaman toparlayalım. X adenin, Y timin, Z sitozin, T guanin. Peki. Hocam, 5 karbonlu şeker neydi? DNA bu. Çünkü çift zincirli bir yapı var ve arada hidrojen bağları bu şekilde. O zaman D deoksiriboz şeker. Deoksiriboz şeker. P de zaten bakın nedir? Fosfattır. Doğru mu? Şimdi X ve T bazları kesinlikle RNA molekülünde de bulunur. X dediğim adenindi, T dediğim guanindi. Dolayısıyla ortak. Y ve Z bazları pürin bazlarıdır. Bakın, Y timin, Z sitozin. Bunlar pirimidin. Pürin dediğimiz A ve G idi. Bu gitti. D ve P molekülleri RNA sentezinde kullanılabilir. Şimdi P'yi kullanabilirsiniz. Ama D deoksiriboz şekerdir. Onun yerine riboz şeker kullanılır RNA sentez sırasında. Cevabımız yalnız 1 olacak. X ve Y olayları gösterilmiş. Bakın, DNA'dan DNA sentezi. X dediğimiz şey o zaman replikasyon. DNA'dan RNA sentezi, bu da transkripsiyon. Peki. Şimdi hangileri ortak olarak meydana gelir? Adenin ribonükleotit miktarı. Bakın, ribonükleotit RNA sentezinde kullanılır. O zaman bu ortak değil. Fosfat her iki tarafta da kullanılır. Azalır, ortak. Timin DNA sentezinde kullanılır. Ortak değil. Guanin miktarı. Bakın, burada guanin bazından bahsetmiş. Mesela guanin nükleotidi deseydi ya da nükleositi yine alamazdınız. Çünkü işin içine şeker giriyor. Ama tek başına guanin bazı dediği için bu ikisinde de ortaktır ve ikisinin sentezinde azalır. Cevabımız C seçeneği.
ATP molekülü ile ilgili açıklamalarından hangisi yanlıştır? Şimdi ATP'nin yapısına bakalım. Adenin, riboz, fosfat, fosfat ve fosfat. Peki, ribonükleotit yapı. Bakın baz şeker fosfat zaten nükleotittir ve riboz olduğu için bu ribonükleotit yapıdır. Dehidrasyonla sentezlenir. Sonuçta senteze arkadaşlar bakın bağ oluşturan reaksiyonlardır. Burada glikozit bağı ve ester bağı oluşuyorsa su açığa çıkacak. Hücreden hücreye taşınamaz, ATP depolanmaz, ATP üretildiği hücrede kullanılır. Bakın depolanmaz dedik şimdi. Senteze endergoniktir. Bunu da şöyle aklınızda tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Sonuçta ATP yıktığınız zaman ADP inorganik fosfat şeklinde bir enerji açığa çıkar değil mi? Şimdi yıkımı egzotermik olan bir şeyin sentezi nedir? Endotermiktir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Tabloda RNA çeşitleri X, Y ve Z olarak adlandırılmış. X, Y ve Z RNA çeşitleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakın sitoplazmadaki amino asitleri taşıyan kişi taşıyıcı RNA. DNA'daki şifreyi ribozoma taşıyan ise mesajı götüren mesajcı RNA. Ribozomun yapısına katılan ribozomal RNA. Şimdi X molekülü DNA tarafından sentezlenir. Ya zaten hocam RNA çeşitlerinin tamamı DNA tarafından sentezlenir. Y molekülü tekrar tekrar kullanılabilir. Hocam bunların hepsi tekrar tekrar kullanılabilir. Z molekülü hücrede en fazla bulunan RNA çeşididir. Evet, hatta nasıl ezberletmiştim size bunu? Ritim şeklinde değil mi? Ribozomal RNA, taşıyıcı RNA, mesajcı RNA. Bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği. Hücre içinde gerçekleşen K ve L olayları aşağıda gösterilmiş. Bakın ATP'nin yıkımı K, sentezi L. Buna göre K ve L olayları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? K olayı sırasında açığa çıkan enerji metabolik olaylarda kullanılır. Sonuçta ATP yıkıldığında bir enerji açığa çıkıyor değil mi arkadaşlar? Ve siz gidip bunu dehidrasyon reaksiyonlarında, işte aktif taşımada kullanabilirsiniz ya da endostoz egzostozda. L olayı fosforilasyondur. ATP sentezlenmesine fosforilasyon denir. Bu oksidatif düzeyde olabilir, substrat düzeyinde olabilir ya da fotofosforilasyon olabilirdi. L olayı sadece hücre içinde gerçekleşirken K olayı hücre içi veya hücre dışında gerçekleşebilir. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben her zaman öğrencilerime diyorum ki ATP ile alakalı olan reaksiyonlar hücre içinde olur. Yani ATP'nin sentezlenmesi de yıkımı da ve bunlarla ilişkili reaksiyonlar hücre dışında olmaz. Hücre içinde olur. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Aşağıda nükleik asitlere ait parçacıklar verilmiş. Bu nükleik asit dizilimlerini inceleyen bir öğrenci K, L ve M parçacıklarının ait olabileceği nükleik asitlerle ilgili eşleştirmelerden hangisini doğru olarak yapar? Şimdi bakın arkadaşlar. Bir kere timin varsa siz buna DNA dersiniz değil mi? Şöyle L'leri yazalım. Peki şu taraftaki RNA'daki tarafı da silelim. Onun dışında ne var? Mesela bakın uracil var. O zaman K için RNA dersiniz. Doğru mu? Peki. M hocam. M'ye bakalım. Guanin, sitozin, adenin, sitozin. Hocam bu hem DNA'da hem RNA'da olabilir. O zaman iki tarafa da ortak yazabilirsiniz. Cevabımız C seçeneği. Tabloda ökaryot hücrelerdeki X, Y ve Z molekülleriyle ilgili bazı özellikler verilmiş. Buna göre X, Y ve Z molekülleriyle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi hocam X molekülü kalıtsal bilgiyi taşıyormuş. Bakalım bir kontrol edelim. Polinükleotit, DNA da olabilir, RNA da olabilir ama riboz içermiyor, sitoplazmada sentezlenmiyor, zayıf hidrojen bağı içeriyorsa bu yüksek olasılıkla DNA. Doğru mu? O zaman bu ifade doğru. Silelim. Hocam Y molekülü protein sentezinde görev yapar. Y molekülüne bakıyorum polinükleotit, riboz içeriyor, sitoplazmada sentezlenmiyor, zayıf hidrojen bağı içermiyor. Mesela mRNA olabilir. O zaman bu ifade de doğru. Z molekülü hücrenin enerji metabolizmasında iş görür. Polinükleotit değil, riboz içeriyor, sitoplazmada sentezlenebiliyor, zayıf hidrojen bağı içermiyor. Şimdi bu ATP olabilir mi hocam? Olabilir. Çünkü riboz içeren ve sitoplazmada da sentezlenebilir. Mesela glikoliz reaksiyonlarında sentezlenebilir. O zaman doğru olur. X ve Y molekülleri ökaryot hücrede çekirdekte sentezlenir. Eğer X DNA, Y RNA ise zaten ökaryot hücrelerde DNA çekirdeğin dışına çıkmayacağına göre çekirdeğin içerisinde bu moleküller sentezlenebilir. Cevabımız E seçeneği.